Merhaba. Geçen sunumumuzda neden çöllerde güneş enerjisinin hidrojen olarak depolanarak değerlendirilmediğini açıklayacağımızdan bahsetmiştik. Öyle değil mi? Madem güneş böyle büyük bir potansiyel, o zaman Afrika'daki çöllerde bu neden yapılmıyor? Sorun maliyet. Kuruluş maliyeti, sürdürme maliyeti ve bilhassa uluslararası çalışma gerekliliğinden dolayı ortaya çıkan riskler. Hidrojen şeklinde depolama çölün ortasında çok kolay bir iş değil. Çok yoğun bir miktarda saf suya ihtiyaç var. Yerel su kaynakları bu ihtiyacı karşılayamaz. Denizden saflaştırarak elde etmek gerekir. Bütün bunlar maliyeti artırıyor. Ayrıca Libya gibi bir ülkede bunu yaptınız. Orada elektriğe talebi gelişmiş ülkelerdeki kadar bulamayacaksınız ve depolayıp taşımanız gerekecek. Bu da bir maliyet ve tabii ki bir de bunun güvenlik sorunu var. Petrol için hazır yapılmış yatırımlar varken bundan para kazanmak çok daha kolayken kimse bu işlere girmiyor. Fakat petrol her yerde yok ve bir gün bitecek. Güneş ise parlamaya devam edecek. Ayrıca petrolün gezegene saldığı yüksek karbon da işin cabası. Petrol hemen bitmese bile gezegenin iklim koşulları buna izin vermeyecek. Yani şimdilik güneş enerjisiyle ilgili en büyük engel maliyet. Maliyet ile ilgili soruna çözümümüzde geleceğiz. Çözümü anlatırken sorunu da anlatmış olacağız. Daha önce güneş enerjisinin dünyanın tüm enerji ihtiyacını karşılamaya yeterli olacağını söylemiştik. Şimdi bunu sayılarla açıklayalım. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında dünyanın yıllık enerji ihtiyacı yaklaşık 150 bin terawatt saat idi. Yani sayılar da muhtemelen bu civarlardadır. 170 bin diyelim. Bunun ne kadar bir alandan elde edeceğimizi de hesaplayalım şimdi. Türkiye'nin güney illerine düşen güneş enerjisi yıllık metrekare başına 1800 kilowatt saate ulaşabiliyor. Libya gibi daha güneydeki ülkelerde bu sayı çok daha fazla. Şimdi biz yıllık metrekare başına 1700 kilowatt saat güneş radyasyonu alan bir bölgedeyiz. Bir bölgeyi %10 verimle değerlendirdiğimizi düşünelim. %10 verim ile buradan yıllık 170 kilowatt saat enerji elde ederiz. Kaç metrekare alana ihtiyacımız olduğunu hesaplamak için 170 bin terawatt saate 170 kilowatt saate bölelim. Sonuçta 1 trilyon metrekare alana ihtiyacımız olduğu ortaya çıkar. 1 trilyon metrekare 1 milyon kilometre kare eder. Bu arada 1 kilometre karenin de 1 milyon metre kare olduğunu hatırlatalım. 1 milyon kilometre kare alan az bir şey değil ama kulağa geldiği kadar da büyük değil. Sadece Afrika çöllerinde ihtiyacın kat kat fazlası değerlendirilebilir alan var. Kaldı ki tüm dünyanın enerji ihtiyacından bahsediyoruz. Bu kadar alana panel döşemek mümkün mü? Nasıl ve hangi şartlarda döşenir, neye mal olur? Bunlar şimdiki konumuz değil. %10 verime gelince onunla ilgili de daha sonra bir açıklamamız olacak. 1 milyon kilometre karelik bir alanı değerlendirmek dünyanın enerji ihtiyacını karşılıyor dedik. Peki enerji ihtiyacı artınca ne olacak? Bunu da verim artışıyla karşılayabiliriz. Teknoloji ilerledikçe 2050'den önce bu verimin %40 değerlerine rahat ulaşacağını söyleyebiliriz. Yani verim 4 kat artacak, elde edilen enerji de 4 kat artacak. Tabii teknoloji geliştikçe dünyanın enerji ihtiyacı hangi oranlarda artar onu kestirmek pek kolay değil. Ama zamanla atmosferin üstünde uzay boşluğunda ya da yoğun bir şekilde güneş enerjisini değerlendirebileceğimiz seçenekler ortaya çıkınca daha uzun bir süre güneş parladığı sürece enerji konusunda dünyanın bir sorunu olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin elektrik tüketimine gelelim. 2014 yılında Türkiye'de elektrik tüketimi 255 terawatt saat olarak gerçekleşmiştir.
Ülkemizin büyük bir bölümünde metrekare başına yılda 150 kWh'den fazla enerji üretilebilir. 2000 kilometrekarelik bir alandan yıllık 300 TWh enerji elde edilebilir ki bu miktar 2014 elektrik tüketiminden çok daha fazladır. Bu kadar bir alan Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık binde 2,5 kadarı ediyor. Tüm enerji ihtiyacını karşılamak içinse %1 kadar enerji tüketiminin artması gerektiğini varsayarsak en kötü ihtimalle %2'den az bir alan yetiyor. %5 kadar bir alanı değerlendirmekle Türkiye enerji zengini bir ülke haline gelebilir. Dış ticaret açığını kapatıp fazla verebilir. Yalnız enerji değil, finans bağımsızlığını da kazanabilir. Bu doğru politikalarla Türkiye'de bir tane bile fakirin kalmaması demek. Teknoloji ile birlikte enerji veriminin de kat kat artacağını yine hatırlatalım. Bu küçümsenecek bir alan değil. Ancak mümkün. 2000 kilometre kare doğru bir organizasyonla kısa zamanda rahatlıkla ulaşılabilecek bir hedef. Bunu yeri geldiğinde anlatacağız. Türkiye bu müthiş güneş potansiyelini değerlendirmektense bununla kıyaslandığında söz etmeye değecek bir katkı sağlamayan nükleer santrallere yöneliyor. Nükleer santrallerle ilgili söylenecek çok şey var. Ancak bunları çözümü anlattıktan sonraya bırakabiliriz. Görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki pazartesine. Hoşça kalın. İyi günler.